Herkese merhaba sevgili tarih severler. Yine bir Sikke analizinde beraberiz. Bugün Adandros kentinde darp edilmiş olan bir Sikke'yi incelemeye alacağız. 9. ayın 18'i 2013 yılında 750 dolardan müzayedeye giren Sikke'miz 1300 dolara müzayede satışı gerçekleşmiştir. Şimdi 1300 doları TL bazında hesapladığımız zaman bugünkü kuru 12.441 TL. Bu kur günlük düşmekte, çıkmakta, işte düşüşlere göre yükseliyor TL bazı, inişlere göre düşer. Şimdi sikkemizin ön tarafına geçmek istiyorum. Sikkemizin ön tarafında bir Artemis başı figürü yer almaktadır. Peki nedir bu Artemis diyecek olursanız, Roma'daki adı Diana, Zeus ile Leto'nun kızıdır. Phoebe olarak da bilinir. Apollo'nun ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası Ares'in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir. Kardeşinden bir gün önce doğup Apollo'nun doğumu sırasında annesine yardım etmiştir. Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Delos adasında doğmuş, Apollon güneşi, Artemis ise ayı temsil eder. Apollon'a Phoebos yani parlak, ışıklı denildiği gibi Artemis'e de Phoebe denilirdi. İkisi de yayla silahlanmıştır. Oklar atarlar, oklar güneş ve ay ışınlarının sembolüdür. Şimdi Artemis başı figüründen biraz bahsettim, Artemis'in ne olduğundan bahsettim. Şimdi sikkemizin arka tarafına geçiyorum. Burada da bir kare incus içinde keçi figürü görülmekte. Keçi figürünün hemen üst tarafında bir Anta yazısı görülmekte. Bildiğimiz gibi Anta yazısı Sikke lejantıdır. Şehir isminin harflerinin kısaltılmasıdır. Şimdi bunu sikkemizin benzerlerinden fiyatının yüksek olmasının nedenlerinden birincisi gramaj olarak en yüksek sikkedir. Bugüne kadar çıkmış ya da müzayedeye girmiş gramaj olarak en yüksek gramajı sikke olduğu için fiyat olarak benzerlerinden daha yüksek fiyata gitmiş. Benzerlerinin fiyatlarını ben sizlere söyleyeyim. 700 dolar, 600 dolar, 500 dolar, 800 dolar bu gibi fiyatlara gitmekte. Bu sikkemizin bir farklı şekli daha var. Mesela keçi figürünün bir ayağının, sağ ayağının havaya kaldırılmış şekilde olanı var. Ön tarafında ise, sikkenin ön tarafında ise Artemis başının figüründe bir kulağında küpe betimlenmiş bir farklı versiyonu var bu sikkenin. O sikkemizin fiyatları da hemen hemen bu sikkeye yakın ama yine bu sikkenin fiyatını geçememişler. Bu sikkeler ilk basılan sikkelerden. Fiyatın en yüksek olması nedenlerinden biri bu. Diğeri de işte bu görmüş olduğumuz sikke gramaj olarak diğerlerinden en yüksek gramaja sahip. Şöyle baktığımız zaman figürlerde bir ufak tefek eskilikler görülmekte. Bu eskiliklerin nedeni de mesela nedir? Anta yazısındaki A'nın biraz silik olması. Yani bu tam böyle A yazısı kabartmalı NT gibi de olabilirdi ama orada bir deforme olmuş, orada bir silinme olmuş. Mesela Artemis başının figürünün arka tarafında mesela para kesim yapılmış ama tam figür neredeyse biraz daha içeriden alınsa Artemis başı da yarısı da gidecekmiş. Böyle sıfıra sıfır bir kesim olmuş. İşte bu burada bir hata olduğunu gösterir bize. Böyle ufak tefek hatalar olmuş. Bunlar olmazsa daha yüksek mevlalara gidebilirdi. Tabii yüksek mevlalara gitmesinin nedeni de şimdi sikke az çıkarsa değerlenir. Neden? Az çıkarsa koleksiyonerlerin ilgisini çeker. Koleksiyonerler de almak için birbirleriyle yarışır. Bu yarışın sonucunda da fiyat yükselir ki Adandros sikkeleri bolca çıkmış bizim anladığımız. Mesela keçi figürünün hemen ön tarafında, baş figürünün ön tarafında bir sikkede bir kesik görülmekte, bir çentik görülmekte. Bu çentik sikkenin daha önceden gümüş kalitesini anlamak için atılırdı. Bu çentiğin de gümüş kalitesini ölçmek için buraya ufaktan bir çentik atmışlar. Oradan da gümüşünün ne kadar kaliteli, ne kadar kalitesiz olduğunu anlamışlar. Şimdi zaten gümüşlerin kalite olarak düşük gümüş kullandığınız zaman
Bunlar belli bir zaman sonra kalitesi düşük olanlar öyle kararma yapar. Saf gümüşü kullanırsanız atıyorum %90'ı, %95'i, %99'u gümüş olursa yaptığımız paranın parlar. Böyle çok güzel parıl parıl parlar. Ama işte %60'lık, %70'lik, ne bileyim %50'lik, %80'lik gümüş kalitesinde, kalitede gümüş kullandığın zaman paralarda böyle bir siyahlanma gözükür. Mesela bunu bronz paralarda çok iyi anlarız. Patentler vardır. Yeşil patent, koyu yeşil patent, atıyorum siyah patent. Mesela siyah patenti neden alır bir para bronzda? Bakır kalay karışımının doğru ayarlanmamasından dolayı yapar. Yani düşük kalitede malzeme kullanırsanız para kondisyon olarak rengini siyaha çalar. Sevgili dostlar, ilerleyen zamanlarda bu arkaik 1, 2 ve 3 dönemleri bittikten sonra Roma ve Bizans paralarına geçeceğim. Çok ilgi ve merak konusu. O yüzden Pers ve İskender yani Hellenistik dönemi atlayacağım. Roma ve Bizans'ı anlattıktan sonra bir geri dönüş yapacağım Pers ve İskender dönemine. Böyle de bir bilgi vereyim dedim.